Aksaray Dalgan Stadyumundan hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sevgili spor severler. Aksaray Spor'un kadrosu ise şu şekilde. Bugün kalede değişiklik var. 25 numaralı formasıyla Tunahan Dikişçi, 2 Yasin Abdioğlu. Artık önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Bundan sonraki maçlarımızı koltuklarımızda birazcık daha rahat bir şekilde takip etme şansına sahip olacağız. Bu arada koç ajans ekibi derken 9 kişilik bir ekiple sizlere ulaşıyoruz. Hemen arkadaşlarımızın da isimlerini. Kameramanlarımız Mehmet, Duygu ve Orhan. Naklen yayın sorumlumuz Mehmet Koç. Yayın teknikeri Harun Koç. Ve genel yayın yönetmenimiz Sinan Koç'la birlikte bu maçı sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir 90 dakika olacak. Çünkü deplasmanda başarılı olan bir Menemen Futbol Kulübü ve defansı taş gibi sağlam bir Aksaray Spor'u oluşturan bir maç olacak bu. Şu anda futbolcular da hakem triyosu ile birlikte sahaya adımlarını atıyorlar. 2 numaralı formasıyla şu anda sahada. Emrah Taysi yedekler arasında. Emre Satılmış'la birlikte ve şanlı İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızı hep birlikte coşkuyla seslendirdik sevgili dinleyenlerimiz. Hava güzel ama doğudan batıya doğru esen bir rüzgar var. 3 tane mağlubiyetten bir tanesini bize karşı aldı kendi sahalarında. Evet, bu arada mücadele başlıyor. Seyircilerimiz şu anda coşkulu. Maçın sonuna kadar bu coşkuyu sürdürmek lazım. Futbolda her şey var. Hiçbir zaman ümidi kaybetmemek gerekiyor. Bu arada Cengiz'i de özlemişiz. Dalgan Stadyumu'nda izlemeyi. Evet, orta sahamızın Doğan Ateş'le birlikte müthiş partileri. Recep'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. En kısa sürede inşallah kendisini sahalarda görürüz. Evet, Sedat abi de şaşkınlıkla karşıladı. Benim elimde olduğu gibi notlarım var. Aferin. Kalecimiz harikasın. Aferin, Tunahan. Tunahan yerden seken topu çok iyi bir şekilde kontrol etti. Arkadaşlarının davuluna bakıyor. Değişik oyna diyor Şaban Yıldırım. Emrah Tays tecrübeli. Oğuzhan Açlı oraya sındırıyorlar. Evet. Atamev ve Oğuzhan şu anda takımımızdaki en genç oyuncular. İlk 11 olarak söylüyorum tabii. Faul. Ne bir orta gelecek. Doğan. Orta. Bir kafa. Ve cılız bir kafa oldu bu. Ama ilk müdahaleden sonra top sekti. Aman aferin. Aman aman yani Olsun nefesimizi açık. Tuttuk adeta. Aferin Olsun Açıl. Mertcan Açıkgöz belki etkili değildi ama kör bir noktaya, ölü noktaya doğru giden topu oyuncumuz birazcık sektirince bizim de kalp atışlarımız arttı maalesef. Yani bir top. Uğur orada müdahale etti ama olmadı. Vuruş ve top adeta direği yalayarak Tunahan Dikişi'nin sol tarafından avuta çıkıyor. Önemli bir pozisyondu. İyi bir vuruş yaptı oyun Kıvanç. İbrahim. Koç ajans farkıyla yedek oyuncularımızı izlediniz az önce. Emre keyifli bir şekilde Emre Satılmış maçı takip ediyor. Abdussamed orta bölümde sol tarafa doğru gönderdi. Abi Cengiz. Cengiz bu topu alır. Arkasında yine Hakan var. Cengiz yap hareketini. Çok güzel ama kaleci döndü ama orada dikkatli. Menemen'de oyuncu. Tunahan Dikişçi. Avantaj. Kemal'den çok güzel. Hadi Doğan. Oyuncularımız. Doğan sağ tarafa. Ali Kuçik. Hadi Ali. İyi, iyi orta. Çok. Şimdi Cengiz'e doğru. Olmadı. Olmadı. Bundan avuta gidiyor top. Çok ciddi bir pozisyondu kalemizde. 34. dakikada. İlk sezonumuzda son haftalarda oldukça stresli, gergin maçlar izlemek zorunda kalacaklardı. Çok doğru. Doğan hemen Cengiz'i gördü. İyi pas. Cengiz'den Ali Kuçi'ye. Ali alırsa ceza sahasına 3 oyuncumuz yaklaştı şu anda. Ali sağdan geçiyor rakibini. Muhammed var hemen yanında. Ve o bölgede topu kaptırdık Mertcan'a. Tabii yani son hafta bay olduğumuz için bir konu yanıltmasın seyircilerimizin. Evet. Sarı kart görüyor. Ercan'a yapılan hareketten sonra Menemen Futbol Kulübü oyuncusu yanılmıyorsam Rüzgar. Öyle gördüm sanki. Onların en golcü futbolcusu Burak Yasin. Ve Abdussamed aldı topu. Haydi Atamer. Uzun bir top. Cengiz'e gelir mi? Cengiz geldi. Cengiz çok güzel hızlı oyuncumuz.
sol tarafındaki bir anlaşmazlık. Sağ Hakkı'ya. Onur Akdeniz şu anda. Aferin be. Topu kaptırdılar. Haydi Ercan Yazıcı. Ercan salla. Hadi Yasin. Hadi Yasin. Yaparsın oğlum. Yap. Vur go. Aman aman. Net bir pozisyon Yasin. Aslında yapmış olduğu hareket çok güzel. Sol tarafa doğru çekti ama o anda kalecinin Kıvanç'ın ayağını gördük. Yani o pozisyonu nasıl müdahale edebildi? Mücadelede Atamer'den Ali Kuçu'ya doğru gönderilen bir top. Orada bir kargaşa olur ve Ali'nin 4. hakem 3 dakikalık bir uzatmadan bahsediyor. Evet, ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor Egemen Artun. İlk yarının skoru Aksaray Spor 0, Menemen Futbol Kulübü 0. Aksaray Spor ile Menemen Futbol Kulübü arasındaki mücadelenin ikinci yarısı için şu anda futbolcular sahada. Hop. Burak'tan bir ara pası. Çok güzel. Çok güzel. İkinci iki oyuncumuz da aynı anda kaydı ama yanılmıyorsam Oğuzhan'ın müdahalesiyle top taca çıkıyor. Güzel. Yasin'e. Hadi. Hadi Yasin. Sen geçersin Yasin. Hadi Yasin. Geçersin Yasin. Arkadaşlar da destek Yasin olması lazım. Ya. Yasin geçti. Aferin Yasin be. Şimdi Cengiz'i buluşturabilirim ama Cengiz'in etrafında artık bir oyuncu var. Abdülsamet. Abdülsamet. Sağ tarafta. Doğan bomboş. Hadi Doğan. Gördü. Önüne. Kornere gitti. Doğan. Evet bizde. Hadi, hadi Yasin. Vurur. Vuruş. Of. Aman Allah'ım. Yine inanılmaz tutacağız. Mükemmel bir vuruş. Kaleci aynı güzellikte kurtarıyor. Ceza sahasının hemen dışından ayağının içiyle. Yasin akıllı doğru bir şut çıkarttı. Korner hazırlığında. Orta. Gol. Olmadı. Olmadı. Abdülsamet iyi bir vuruş yapamadı. Tekrar orta. Yine Doğan. Uğur'u görebilir mi? Uğur iyi bir orta Uğur. Çok güzel. Aferin. İyi çekti topu. Şimdi orta. Geçer. Kalecinin uzak tarafına. Geçer. Seker mi o top? İyi de pas yapıyoruz. Atamer, Doğan, Cengiz. Cengiz'den Atamer'e. Atamer vur topunu. Niye şutu tercih etmiyoruz anlamıyorum. Yasin. Çok yavaş giden bir şut. Yasin'in çok sert şutları da var ama olmadı. Rüzgar. Atamer dokunamaz. Çok aferin güzel. Tunahan. Harikasın. Tunahan diyor ki ben de iyi kaleciyim. Öyle düşünüyor. Yapılanmanda, kadro yapılanmasında. Aferin Ercan. Hadi Cengiz. Ercan'dan müthiş bir hadi pas. Hadi Cengiz. Bu topu iyi alabilse. Ya, Cengiz. İyi bir müsabak oluyor. Gerçekten iki takım da pozisyonlar buluyor. Taraftarlar da güzel bir pazar günde, hayırlı bir günde güzel bir müsabaka izliyor. Evet, Bilal abi anlatırken çok tehlikeli bir pozisyonda aslında. Top ortada kaldı ama Allah'tan iyi kontrol edemedi Menemenli oyuncu. Tunahan da zamanında çıkmıştı ama o topa müdahale edemedi tam istediği gibi. Oyuncumuz yerde kalıyor bu arada. Evet. Şimdi mikrofondan yorumları biz Bilal abiyle Mustafa abiyle. Bu arada Cengiz. Vur! Olmadı. Ama Menemen Futbol Kulübü de Aksaray Spor'un kolay bir lokma olmadığını biliyor. Defansta mutlaka 3-4 oyuncu bırakıyor. Şener harika hareketler. Sağ tarafa iyi bir orta gelmedi. Hadi Şener'de top tekrar. Haydi Şener. İyi paslaşmalar ama olmadı. Doğan. Doğan. Evet. Top ortanı. Yürü. Harikasın. Avantaj. Pozisyonunu bulursa. Aman ya. Bak şimdi. Evet. Yasin boş. Doğan Ateş boşa çıktı. Ama o da kendine güvendiği için vurdu. Tabii bunları söylerken de Şaban Yıldırım'ın sonradan geldiğini ve takımımıza çok şeyler kazandırdığını da eklemek lazım. Şener topla buluştu. Atamer. Atamer sağ tarafta. Uğur çok güzel hareketlendi. Aslında onu görebilirdi ama şu anda bir tek üstün ileride. Çok güzel. Yerinde bir müdahale. Haydi oğlum. Şener Kaya. Aferin Şener oğlum be. Hadi Abdülsamet. Abdülsamet. Üstün. Abdülsamet. Yürü oğlum. Var hocam be. Evet. Yapacak burada.
Haydi Cengiz. Olsun diyoruz. Cengiz. Olsun diyoruz. Korner. Defanstan sekiyor. Korner. Artık son şanslar. Biz son dakika içerisindeyiz. Bazı maçlarda benim dediklerim çıkıyor. Evet, bir orta. Bir kafa. Out. Emrah Taysi. Emrah sonradan girip skoru tayin ediyor. Motolux 68, Aksaray Belediyesporumuz 0. Menemen Futbol Kulübü 0. Çok güzel bir havada, güzel bir ortamda oldu ama olmayan bir tek, futbolun en güzel meyvesi goldü. Onu göremedik. Fakat her iki tarafta oyuncuları da görüyoruz zaten. Birer puandan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Yani şunu da söylemekte doğru bir ifade olur mu? Yılmaz Hoca seyircisi de, yani belki de yüzlerce insan Yılmaz Hoca'yı görmek için geldi. Güler Bey de bir gün Yılmaz Hoca'yla bir kısa bir görüşme yaptı. Kendisini dinleyelim ne demiş. Evet. Yılmaz Hocamız gerçekten Türk futbolunun çok renkli ismi. Sözleriyle, hareketleriyle günlerimizin fotoğraf da çekindik. Yani Aksaray'da beğendiğini söyledi. Koç Ajans farkıyla bu maçı sizlere ulaştırdık. 36. haftadaki Sarıyer maçında yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, futbolla kalın.